Bugün Özgür Özel şöyle bir şey dedi. Öcalan konuşacak diye illa o kürsüye gelmek zorunda değil. Zaten bulunduğu yerden imkan verilir. O çağrısını yapar. Bu kadar basit bir meseleyi bir parti siyasi yan kesicilik yapacak. CHP'yi yıpratacak diye bu algı oyunlarına kimse alet olmaz. Yani bizim duruşumuzda, pozisyonumuzda nettir dedi CHP Genel Başkanı. Ben Osman Sert'le devam etmek istiyorum. Yine interaktif devam ederiz sizinle. Teşekkür evet. ediyorum. Ee, neyi merak ediyorum biliyor musun? Ee, Osman, şunu merak ediyorum. Ee, siyasi karyografi var burada. Ee, bu siyasi karyografiyi nasıl okuyorsun, nasıl adlandırıyorsun? Ee, süreç demeyelim, girişim diyelim ya da terörsüz Türkiye başladığı diyelim. Ee, neye gebe? Bundan sonra neyle karşılaşabiliriz hamle olarak? Vallahi rahat olup buna bir süreç demek lazım bir kere. Yani hani böyle bir daha önce yaşananlardan bu kadar tedirgin olmanın bir gereği yok. Gereği yok diyorsunuz. <laughs> Eğer daha önceki süreçler olmasaydı biz bugünkü süreci yaşayamıyor olurduk. Dolayısıyla bir kere burada bir rahat hissetmek lazım. Süreç nasıl başlamıştır? Hı hı. Sayın Bahçeli'nin hamlesiyle başlamıştır. Hı hı. Ve bu Arkadaşlar. bir sürece doğru evrilmeye hı hı. başlamaktadır. Yani bir Sayın Bahçeli'nin hamlesiyle başlamıştır. Bu da bir sürece evrilmektedir ve bu ancak bir süreçle çözülebilir. Yani tek bir girişimle, tek bir açıklamayla, tek bir adımla, tek bir aktörle olabilecek bir şey değil. Süreç hem zamana sari olmak zorunda hem de çok sayıda aktörü aynı anda içine katmak zorunda. Dolayısıyla bunun adı süreç. Dolayısıyla daha önce yaşananlardan tedirgin olmayalım bir kere. Yani rahat rahat sorunlarımızı konuşalım, süreçleri konuşalım. Kareografi dedin bence son derece önemli yani her siyasetçinin söylediği bir şey var ve bütün bunlar bütüncül fotoğrafta neye oturuyor sadece siyasetçiler değil terör örgütünün de söylediği var diğer aktörlerin de söylediği var bunları görmek lazım ancak bu hadiseyi belki üç bu arada üçünü tek tek anlatmayacağım kimse tedirgin olmasın <laughs> üç aşamaya ayrıldı birincisi bir ekim öncesindeki süreç ikincisi kim dedi ne dedi Üçüncüsü bundan sonra ne olacak? Aynen öyle. Bunu aynı anda üçünü birden tartıştığımızda bir taraftan üçü birbirinden bağımsız değil doğru. Yani işte jeopolitik dengeler, İsrail'in bölgede oluşturduğu tedirginlikler, bunun Sayın Bahçeli ve iktidar üzerinde oluşturduğu risk algısı. iki Sayın Bahçeli'nin bir ekimle başlayan tokalaşma ve arkasından gelen hamleleri. Üç süreç, bunun, bunlar birbirinden bağımsız değil ama hepsini aynı anda tartıştığınızda da bu sefer perspektifi kaybetme ihtimalimiz var. Sorma. Bunları da bir yere koymak lazım. Evet. Üçüncüsü, ...tutarlılık meselesi... Ee, ...Sayın Bahçeli bundan 6 ay önce... ...DEM'in kapatılması gerektiğini söylüyordu... ...DEM milletvekillerine... ...neden e, maaş ödüyorsunuz diyordu... ...Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan... E, ...birçok defalar Kürt seçmenden oy olabilmek için... ...HDP ve sonra da... ...DEM parti seçmeniyle ilişki kurmaya... ...kalktığında MHP duvarına çarptı... ...fakat bugün yapmamız gereken hadise... ...bundan önce ne söylenmişti... ...bugün ne söyleniyor tutarlılık testinden ziyade... Bugün ne söylendi ve önümüzdeki dönem ne yapılacak tutarlılık testini öncelemek. Önemli olan bundan önce ne söylen, eğer öyle bakacak olursanız ne Öcalan'ı aktör olarak görürsünüz, ne PKK'yı bir aktör olarak görürsünüz, ne Selahattin Demirtaş'ı görürsünüz. Ben daha önce Sayın Bahçeli'nin yaptığı o açıklamaları eleştirdim. Ama bugün Sayın Bahçeli bir cümle kullandı ve bu cümleyle bir süreç başladı. Bugün bizim üzerinde durmamız gereken hadise, şimdi söylenenle bundan sonraki sürecin tutarlılığını test etmek. Ve buradaki zikzakları, riskleri ve fırsatları değerlendirmek. Hı. Kareografi ne söylüyor? Açıkçası ben 1 Ekim'den beri son derece temkinli bir iyimserlikle hatta temkinli bir şüphecilikle sürece yaklaştım. Bunun bu kadar hızlı olabileceğini hiç düşünmedim. Bu konuda tereddütlerimi de isaret ettim. Ancak Sayın Bahçeli belki ilk attığı adımlardan sonra beklediği karşılığı göremediği için sürekli olarak dozu arttırdı. Önce tokalaştı, daha sonra grup toplantısında bir konuşma yaptı. Yani bir yere geldi önce zili çaldı, çıkmayınca kapıya vurdu. En son son salı toplantısında balyoz kullanmaya karar verdi. Bu saatten sonra artık hiç kimse Sayın Bahçeli'nin ne yapmak istediğine dair duyarsız kalaması hale geldi. Evet. Buradaki risk şu, Sayın Bahçeli, Abdullah Hocalan gelsin ve dem grup toplantısında konuşsun dedikten sonra herkes bu cümlenin sözlük anlamı üzerinden tartışmaya başladı. Yani sanki Kürt sorunu tümüyle Öcalan'ın gelip dem e, Sıralarında. parti grubunda konuşmasıymış gibi bir tartışmaya girildi. İşte İyi Parti onun üzerinden bir tepki gösterdi. Herkes onun üzerine bazıları tereddüt etti. Yani süreci desteklemeyi düşünenler ya da sürece müzahir olanlar bile ya bu mu demek zorunda kaldılar. Ve bu sözlük anlamıyla bu cümle aslında hem e, bir e, tıkanıklığı açan Herkesi birden harekete geçiren bir anlam kazandı fakat bir taraftan da herkes olduğu yerde bir tuttu. Bir dakika ne oluyor noktasına getirdi. Ben tamam. burada Sayın Bahçeli'nin açıklamasının DEM Parti'nin grubunda Öcalan gelsin konuşsun ilk yapılması gereken budur değil. Fakat ben Türkiye'de milliyetçilerin en önemli siyasal temsilcilerinden biri. Birinci ve ikinci çözüm süreçlerini en sert teşki gösteren Habur olayından tutun vesaireye kadar kişi olarak buraya kadar bir marj açıyorum. Buraya kadar birçok şey yapılabilir. Dolayısıyla bu yelpaze içerisinde bir önümüzde bir pencere Hı -hı. var demek olduğunu anlamaya çalışıyorum. Neden açıkçası. şimdi? Bakın düne kadar evet, biz... Osman. Neden şimdi? az önce söylediğim gibi jeopolitik gerilimler vesaire. Net, Sayın Bahçeli'nin ben e, belli bir okumadan sonra çok hızlı inisiyatif alabildiğini düşünüyorum. Bu inisiyatif doğrudur, yanlıştır. Gerekçeleri doğrudur, yanlıştır. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Bir de bir şey söyleyeceğim. Hayır şöyle interaktif olsun. Alırken... Osman sendeyim. Nihal Hı -hı. dedi ya... Ee, Gerçi günlük yaşamda da hep böyle Nihal'le yani çok sık görüşürüm arkadaşım böyle konuşuruz falan. Önemli bir şey söyledi Nihal. Yine o gün yaptığımız görüşmeleri de söylemiştim. Güven. Yani bu kadar sert tondan eleştiren yıllardır. Bütün politik, siyaset, argüman, retorik her şeyi yani karşılık üstünden e, kuran bir e, siyasi parti lideri. Tabanı var, etkin. E, bugün iktidarın önemli bir paydaşı yani çok etkin... E, Birçok yerde onun böyle bir şey söylemesi bir güven de veriyor yani bir güvensizlik değil başka bir şey düşünüyorsun o zaman diyorsun ki, bir dakika yani burada gerçekten bir kareografi var o zaman diyorsun. O yüzden o siyasi kareografi kelimesini kullandım. <laughs> Önemli tabii. şey söyleyebilir evet. miyim? Milyar burada? Osman Bey'e döneceğim ama buyurun. Bir Kısaca cümle bir cümle tabii buyurun. Şimdi 22 Ekim'de söylenmiş buyurun. bu sözün buyurun. aslında ben bu stüdyoda 22 tane sebebini sayabilirim size. 22 tane ayrı sebep ama bir tanesini söyleyeyim. Amerikan seçimleri yani 5 kısımda yapılacak Amerikan seçimleri öncesinde ve sonrasında İsrail'in ABD'nin bugün elindeki PYD-PKK yapılanmasını fazla içselleştirerek ee, ...kullanma ihtimaline karşı da... ...bir hamle olarak neden düşünmüyoruz yani bunu? Düşünüyoruz ya işte konjonktür evet. derken... ...dediğimiz o yani... <laughs> ...hani çeper... E, ...ülkelerde yaşananlar... E, evet. ...sınırımızda Suriye'de yaşanan... ...İran'da yaşanan... E, ...keza İsrail... ...işte bir şekilde o Gazze ...o katliamın kıyımın Beyrut'a sıçraması... ...Amerika'nın yönet parçaladığı... İran'a karşı yani, kullanılma hayır, ihtimali hayır. de var bu... E, tabii şimdi. tabii 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 yani... ...o yüzden hani... Evet. Bütün konjektür dış paradigma derken kastettiğimiz bir, o aslında Osmanlı bu, Bey... Ro bu Rojava dedikleri bir bölgede ertelenmiş bir seçim var. Şimdi burada Amerikan varlığı orada güçlüyken, Hı -hı. efendim bir e, yerel seçim yapılıp orada bir pleksit e, meselesine gitme e, durumları da var. Bunların tabii ki e, Irak'ın güneyiyle Suriye'nin kuzeyin bütünleşmesi halinde. Bunlar için tabii ki. Bir devlet adamı e, akbıyla düşünmek lazım ki Sayın Devlet Bahçeli de önce ülkem sonra milletim diyen bir devlet adamı. Evet. Dolayısıyla yani o ufak tefek böyle meseleleri e, hiç önüne almamak lazım bu konunun. Peki teşekkür ediyorum. Ee, Osman Sert'e kalmıştık. Evet Osman Sert. Ee, yani siz te, telaffuz edene kadar söz sizin esirinizdir. Telaffuz ettikten sonra siz sözün esiri olursunuz. Sayın Bahçeli bunu hangi sebeple söylemiştir, öncesindeki endişeleri nelerdir bunlar ayrı bir konu. Yani, ama siz bunu söyledikten sonra cin şişeden çıkmıştır ve ondan sonra tümüyle sizin belirleyebileceğiniz bir süreç olmaktan da dışına çıkmıştır. Çünkü her aktör onunla ilgili farklı bir pozisyon belirlemeye başlar. Dolayısıyla hani bunu göz ardı etmemek lazım. Niye söylemiştir vesaire bunlar önemli konular ama biz bugün itibariyle son grup toplantısının ardından yaşananlar üzerinden bir değerlendirme yapmakla mükellef. Aynen öyle. Sayın Bahçeli'nin açıklamasını ben burada okumak gerektiğini düşünüyorum. Burada Dem Parti'den belki daha önemli ve beni şaşırtan, çünkü Dem Parti uzun süredir Kürt meselesi, Türkiye'de sanki yok sayılıyordu. Yani Kürt meselesi konjonktürel olarak çözülmesi gereken, konjonktürel olarak yok sayılması gereken bir hadise değil orada duruyor. Siz onu yok saysanız da orada duruyor, varsaysanız da orada duruyor, çözmek isteseniz de orada duruyor, çözmek istemeseniz de orada duruyor. Bugün çözülmesine dair bir girişim yapılmış vaziyette ve bu meseleyi sadece teröre indirgemek Türkiye'nin bundan önce 30 yıldır yaptığı yanlışı tekrarlaması anlamına gelir. Mesele sadece terör değil, bunu unutmayalım. Hı hı. Şimdi bu saatten sonra beni asıl şey ve Dem Parti dolayısıyla bunun gündeme gelmesinden son derece memnun, aktör olmaya başlıyor. Bu son derece önemli. Beni burada asıl şaşırtan Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumu. Ee, Sayın Özgür Özel'in çok daha önce planlanmıştı bu arada yani son birkaç günde olmuş bir hadise değil ama Selahattin Demirtaş'la görüşmesi sonra Diyarbakır'a gitmesi Diyarbakır'da yaptığı konuşmada Kürt sorunu yoktur diyecek olanlar Kürtlerdir Kürt sorunun olmadığına devlet karar veremez cümlesi devleti kuran değil ama Cumhuriyeti kuran partinin genel başkanı olarak bence çok önemli bir altı çizilmesi gereken bir konu. Artı bugün Sayın Murat Sabuncu'nun yazısında yer alan STK toplantılarıyla yaptığı konuşmada haberdekini ben alıntılıyorum. Burada ben iktidarın karşısında olabilirim ve bunu bana getirebilir Ama ben evet T24 ama ben burada tarih e, CHP e, tarihin akışında doğru yerde durdu demesini önemsiyorum demesini ben çok kıymetli buluyorum. Çünkü birinci çözüm sürecinde bir e, milliyetçi kesim MHP'nin temsil ettiği İkincisi ulusalcı Atatürkçü Kemalist kesim CHP'nin temsil ettiği sürecin karşısındaydı. Bugün çok genel baktığımızda milliyetçi kesim, Türk Milliyetçileri Den Partisi'ni burada koyabiliriz. Atatürkçü Kemalist ulusalcı kesim, seküler kesim CHP ile beraber. ...aynı çizgide değilse bile yakın bir durumdalar. Bu çok önemli bir durum. Bu niye olmuştur ayrı mesele. CHP'nin bu, bu tavrı mesela sizi, sizi şaşırtmış. Burada şaşırttı mı yoksa... ...en fazla üzerinde durulması gereken meselelerden biri... ...bu mu mu demeye getiriyorsunuz? Yani Özgür Özel'in yaptığı açıklama... En fazla halis, durulması... Yani bu mu bu mu? Mesela Hülya bunu, Hülya Ökenek işte bunu... ...gündem maddeleri üzerine bu meseleyi konuşurken... işte ...beşinci sıradan ikinci sıraya alalım mı demeye getiriyorsunuz. Anladınız beni. Yoksa mesela bu sizi şaşırttı mı? Yani e, el yükseltmesi ya da daha önce bu bu tarz normalleşme politikasının devamlı sağlamaya çalışması. E, bu, bunlar sizi şaşırttı mı gerçekten? Şimdi bakın Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin kurucu partisi olarak bu çok derin bir tartışmasıya giriyor ve güncelden kopmak istemiyorum Özgür ama. Özel o e, Özgür Özel üzerinden. konuşalım o Türkiye'de Özgür Özel üzerinden ama CHP bugüne kadar Kürt meselesi de ya bugün niye e, orada hala Türkiye'nin ikinci değil birinci partisi olmuş olan CHP neden bugün hala bölgede oy alamıyor sorusunun cevabına baktığımızda. Özgür Özel'in oradaki açıklamasının neden önemli olduğunu da beraber okuyabiliriz. Böylesine kritik bu kadar hassas bir hadisede yani Türk kimliğinin tanımlanması, Kürt kimliğinin tanımlanması, anayasada vatandaşlık kavramları konusunda en fazla bagajı olabilecek olan ya da gardını alabilecek olan partinin bir kardeşlik sürecinde bana benim üzerime düşeni yapmaya hazırım demesi toplumun Bugünkü oy oranlarıyla yüzde otuzunu tabii ki seçmenler partilerin cebinde keklik değil ve onlar ne derse onu yapar anlamında gelmiyor ama bugün yüzde otuzun üzerinde bir kesimi temsil eden partinin ben bu konuda üzerime düşeni yaparım en azından bir kredi veriyorum demesi altı çizilmesi gereken bir hadise bunu söylemek istiyorum. Ee, Öcalan'ın mesajını siz de zaten programın başında söylediniz. Selahattin Demirtaş Edirne'den bir mesaj verdi bu da önemliydi. Bu fotoğrafta bir eksik var. Bu fotoğraftaki eksik AK Parti ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan. Programın başında TÜSAS saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamayı... siz diyorsunuz ki aslında açıklamayı... bir interaktif olsun istiyorum Osman Serk. Siz diyorsunuz ki... Hı -hı. ya bir Vallahi dakika... interaktif diyorsun da ben 45 dakika bekleyince o yüzden... <laughs> e, tamam ama yok hayır şöyle gidiyor. öyle de yani şimdi ikiye böldük ya yayını. Şu ya aslında yani aktörler başka bir de parti aktörleri nezdinde bakıldığında yani burada aktör Milliyetçi Hareket Partisi ve CHP mi demeye getiriyorsunuz? Yok hayır öyle demek istemiyorum. Hatta bilekiz burada eksik var demek istiyorum. Bakın tamam, işte. Sayın Bahçeli bir süreç başlattı, bir hamle yaptı fakat CHP buna destek verdi. Fakat böyle bir sürecin taşıyıcısı olması gereken aktör Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu taşıyacak olan parti de AK Parti'dir. Türkiye'de iktidar olduğu için de bu böyledir. Türkiye'de bu konuda endişesi olabilecek muhafazakar kesimi %30'un üzerindeki oy oranıyla temsil ettiği için de bu böyledir. Birinci, ikinci çözüm süreçlerinin tecrübesini... O konuda rol almış olan Sayın Efkan Ala'dan Hakan Fidan'a, İbrahim Kalın'dan birçok isime kadar içinde barındırdığı için de AK Parti'dir. Sayın Erdoğan'ın TÜSAŞ saldırısından sonra yaptığı açıklamayı şöyle düşünelim. Ee, tabii ki hiç olmasını istemezdik bu saldırının ama bir ay önce olduğunu düşünelim. Sayın Bahçeli bu açıklamaları yapmadan önce bundan iki ay önce Tüsaha böyle bir saldırı olmuş olsaydı Sayın Erdoğan da bu açıklamayı yapmış olsaydı ne değişebilirdi? Bu açıklamada son sürece dair daha önce yapılmayacaktı ama şimdi yapıldığını düşünebileceğimiz kaç tane kelime var? Kaç tane cümle var? Ben açıkçası bu sürecin taşıyıcısı olması gereken kişinin Sayın Cumhurbaşkanı olduğunu düşünüyorum. Sayın Bahçeli'nin süreci başlatması son derece önemli. Açıklama yapmaması onun taşıyıcı olarak. olmadığı anlamına gelir mi? Bir yanım var bu konuda açıklama Sayın yapmaması. Mesela Bakın taşıyıcı, taşıyıcı olabilmeniz için... Hı taşıyıcı olabilmeniz için bakın en son 1X'ten geldi. Bu arada hemen bir cümle söyleyeyim. 1X'de bu saldırının hiçbir alakasının olduğunu düşünmüyorum. 1X'in dünya siyasetinde de Türkiye siyasetinde çok önemli bir ağırlığı olduğu kanaatinde de değilim. Mesele işte o kazanda oldu, bir xe gitti, saldırı yapıldı noktasına indirgemek bölge jeopolitiğini, dünya jeopolitiğini de Türkiye'yi çok fazla okumamak anlamına gelir. Bu benim kendi kişisel kanaatim. Peki. Burada hı hı. E, Sayın Bahçeli'nin açıklamasının ve sürecinin iktidar tarafından sahiplenilmesi çok önemli. Bu sahiplenildiği anlamına sahiplenilmediği anlamına gelmeyebilir. Var, Bu arka kapıda istihbarat üzerinden, Bitişte diğer geleceğim. aktörler üzerinden bir şeyler yapılıyor olabilir. Fakat hangi aktörlerin ne açıklama yaptığına baktığınızda süreçle ilgili e, AK Parti'den hala ben yapılması gereken güçlü açıklamanın net bir şekilde ortada olmadığını düşünüyorum. Zamanı bekleniyor olabilir bazı girişimler yapılıyordur. Bu girişimlerin sonucunun gelmesi bekleniyor olabilir. Bunların hepsini gayet anlayışla karşılayabiliriz. Çünkü süreç zaten hepsi bizim gözümüzün önünde olmaz. Hani böyle bir neden her şey topluma anlatılmıyor gibi şeyler var. Genel süreç paylaşılır ama bazı şeyler ister istemez arkada olur. Bunları açık yapmaya kalktığınız takdirde sürecin ölmesini de garantilemiş olursunuz. Bunda ne yazık ki hani bunu, bunu da kabul etmek gerekir. Bu açıdan ben bu sürecin gerçekten ete kemiğe bürünebilmesi için o anın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti aktörlerin süreci sahiplenmesi olacağı kanaatindeyim. Peki. Son olarak da TUSAŞ'la ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Buyurun. TUSAŞ saldırısı çok önemli. Örgüt bunu niye yapmıştır? Ben bunun bir ya da iki gün içerisinde olduğu kanaatinde değilim ama 1 Ekim'den sonra bunu planlamak için yeterli bir süreç var. Kesinlikle örgüt bunu engelleyebilirdi, yapılmamasını sağlayabilirdi. Dolayısıyla aslında bununla ilgisi yok demesi, tümüyle kendini kurtarma yönünde bir çaba. Ee, bu, bu, bu bunun anlamlandırılacak bir şey yok. Fakat bunu e, tabii ki bizi çok üzen bir şey. Fakat bu süreçlerde terör örgütlerinin bunu yapmasına biz şaşırmayalım. Bu yüzden terör örgütü zaten. Bunu pazarlık masasında elini güçlendirmek için yapmış olabilir, aktör olarak kendisini masaya oturtmak için yapmış olabilir. ...örgütün içerisindeki farklı odaklar süreci baltalamak için yapmış olabilirler. Ve ne yazık ki bunun gibi süreçlerle karşılaşabileceğimizi de unutmayalım. Peki. Bunlara karşı çok sert, güçlü bir e, sinir ve bir e, siyasi irade gerekiyor. Bir cümleyle şunu söyleyeyim. Tusaş saldırısı, Tusaş'ın güvenliği, Tusaş'a giden yolun güvenliği, istihbarat güvenliği... ...operasyon yapılırken bir terörist karşısında bu kadar yaralı verilmesi ve operasyon olurken TUSAŞ gibi güvenlik çok önemli olan bir kurumdan bu kadar fazla görüntünün paylaşılabilmesi açısından da sorgulanması, tartışılması ve kesinlikle bununla ilgili bir bana kalırsa bir soruşturmanın yürütülmesi gereken bir hadise. Şehitlerimiz çok önemli. Şehitlerimiz verildiği için bunları tartışırken tereddüt ediyoruz ama bu hadise böyle bir hadisenin neden ve nasıl cereyan ettiği sorusunun sorulması meşruiyetini ortadan kaldırmaz. Teşekkür ederim. Osman Sert çok teşekkür ediyorum.